kadın hesap makinemi fırlattı. Böyle bir ses çıktı. Yani hocanın yanına girip aynen şöyle yapıyor böyle gülerek. Teenagers. Bu bir şaka mı? Lütfen bana bunun bir şaka olduğunu söyleyin. Yani gerçekten eğer rahatsızsan sınavdan çıkabilirsin. Herkese merhaba. Arkadaşlar evet yine bir anı videosuyla karşınızdayım. Bu olaylar neden hep durumun başına geliyor dediğinizin herhalde bir 20. serisini falan çekiyorum şu an. Ama arkadaşlar ben de neden hep benim başıma geliyor inanın ki bilmiyorum. Tüm haksızlıklar, tüm saçmalıklar bir şekilde benim peşimi bırakmıyor. Ve yine müthiş bir örneğine tanık oldum ve sizle kesinlikle paylaşmak istiyorum. Sadece sizle değil öğrenci dekanlığıyla bile paylaşmamı gerektirecek kadar ciddi bir mesele oldu bu. Öyle bir sınav gözetmeni düşünün ki bir sınav gözetmeninin yapmaması gereken her şeyi yapıyor olsun ve beni bulsun. Direkt bence uzatmadan hikayeye geçelim çünkü gerçekten çok yani çok nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Sinir bozucu bir durum ve siz de dinlerken benim yaşarkenki şokumu yaşayacaksınız. Bunu biliyorum ve direkt bence hikayeye geçelim. Birkaç gün önce ben sınava girdim ve çok önemli bir sınav. Bu sınava uzun zamandır çalışıyordum zaten. Herkes çalışıyordu ve bu sınavda kitap açık, hesap makinesi kullanmak serbest. Sınav süresi 3 ders saati. Soruları çözmeye çalışıyoruz. Bize verilen sınav bu şekilde ilerliyor. Ve ben hiçbir olumsuzluk düşünmeden, hiçbir negatifte düşünmeden gayet sınıfıma girdim, yerime oturdum. Kitabım, hesap makinem önümde ve sınavın başlamasını, hiçbir aksaklık olmamasını bekliyorum. Her normal öğrenci gibi. Ve arkadaşlar daha sonra sınav gözetmeni sınıfın içine giriyor ve şimdi sınav gözetmeninin önce bana yaptığı olayı değil de sınıfta genel olarak yaptığı diğer olayları o gün anlatacağım ki böylece sınav gözetmeni hakkında daha net fikirlere sahip olabilirsiniz ve bu her şeyi böyle puzzle parçaları gibi birbirine oturacak. Çok iyi anlayacaksınız. Şöyle bir olay var. Bizim okulda tüm derslerimiz %100 İngilizce ve bizde inanılmaz fazla uluslararası öğrenci var. Çok fazla yabancı öğrenciyle aynı dersi alıyoruz. Sınav gözetmeni bize şunu demek istiyor. Çok fazla yan yana oturmayın. Herkes tek sıraya otursun. Tek sıra dediğimiz zaman böyle 3 kişinin oturabileceği bir sıra. Ve herkes ortaya otursun. Normalde bunu İngilizce söylemesi gerekiyor. Çünkü çok fazla yabancı öğrenci var. Ama kadın ısrarla Türkçe söylemek istiyor. Ve Türk öğrenciler dediğini yapıyor. Sıraya tek başımıza oturuyoruz ve ortaya oturuyoruz. Problem yok. Ama yabancı öğrenciler hala bunu anlayamadığı için çünkü Türkçe bilmiyorlar ve bilmek zorunda da değiller. %100 İngilizce eğitim veren bir okul. Israrla Türkçe söylemeye devam ediyor ve anlamadıkları için kaldıkları yerde bekliyorlar. Yer değiştiremiyorlar. Ne olduğunu anlayamıyorlar. Ve daha sonra kadın bu öğrencilerin yer değiştirmediğini görünce onların zekasına hakaret etmeye başlıyor. Aynen şöyle şeyler söylüyor. Nasıl bir sınıf bu? Hiç kimse ne dediğimi anlamıyor. Nasıl bir sınıf? Algılayamıyorlar. Bu kadar Türkçe bilmedikleri için olayı anlayamayan öğrencilere hakaret ediyor. Ve o sırada ben böyle şoka girdim. Hani nasıl yani bunların yabancı öğrenci olduğunu gerçekten anlamıyorum. Hani nasıl İngilizce bile konuşmadan sadece Türkçe söyleyip herkesin dediğini yapmasını bekliyor ki nasıl böyle bir şey olabilir? Ama neyse daha sonra sınıftan biri dedi ki onlar yabancı olduğu için sizi anlamıyor. Ve kadın aa tamam deyip İngilizce söyledi ve böylece bir sorun yoktu. Kimse de algılama problemi yok yani. İngilizce söylediği zaman yerlerine geçebildiler. Daha sonra aradan biraz daha zaman geçti. İşte kadın şu esprileri bile yapmaya başladı. Yani tamam bu o kadar takılacak bir şey değil ama mesela diyor ki hesap makineniz açık, kitap açık. Yapamamanızın zaten imkanı yok. Yapamamak imkansız. Hani hesap makinesinin açık olması soruları nasıl çözeceğimize dair bir fikir vermediği için sadece bize yardımcı olduğu için orada. Yani sınav gözetmeninin yapamamanızın imkanı yok ki gibi böyle nasıl desem aşağılayıcı bir bakış açısı. Her neyse bu konuyu da boş verelim çünkü asıl meseleye gelmek istiyorum. Ve daha sonra bir örnek daha vereceğim. Benim bulunduğum sınıf çok fazla dolmaya başladı. O yüzden artık gelen öğrencilerin diğer sınıfa yönlendirilmesi gerekiyordu. Sınav iki sınıfta gerçekleşiyordu. Ve yeni gelen bir öğrenci mesela kapının önünde bekliyor. Hani içeri girmek üzere. Kadın 404'e git diye bağırıyor. Ama hani o öğrenci yine yabancı ve yine Türkçe bilmiyor ve kadının aslında günün başından beri hiç Türkçe konuşmaması gerekiyor. Ama yine o kuralı ihlal edip 404'e git, 404'e git, 404'e git. 50 bin kere Türkçe anlamayan öğrenciye Türkçe 404'e git dedikten sonra öğrenci hala anlamayınca yine bize dönüp aynen şunu söylüyor. Yani o noktada şaka sandım zaten. Diyor ki anlayamıyor. Sen nasıl Türkçe bilmek zorunda olmayan bir öğrencinin Türkçe bilmediği için algılayamıyor. Yani çocuğa gerizekalı demeye çalışıyor kısaca ve nasıl küçümseyici bir tavırda söylüyor bu arada. Şaka yapmıyor. Yani ciddi anlamda onu algılayamıyor. Adına inanıyor ve küçümsemek istiyor. Yani böyle iğrenç bir tavır yani her neyse. Ve daha sonra yine sınıftan biri diyor ki çünkü o yabancı öğrenci. Kadın aynen şöyle aa. Ve daha sonra İngilizceyi söylüyor. Hani niye bu problemi biz en başından sokuyorsun? Yani keşke en başından okulun gerektirdiği kurallar gibi İngilizce konuşsan ve bu problemi hiç yaşamasak ve sen kimsenin zekasına hakaret etmesen. Ortada öyle bir mesele en başından hiç yokken. Çok saçma. Ve şimdi arkadaşlar asıl meseleye geliyorum. Benimle olan meseleye. Sınav başladı ve konsantrasyon halindeyim.
Sorularımı çözüyorum. Her şey hazır. Her şey güzel bir şekilde devam ediyor. Her şey ciddi anlamda mükemmel ötesi. Hazırım, yapabilirim. Ve daha sonra arkamdaki çocuk diyor ki, Duru hesap makineni kullanabilir miyim? Çünkü hesap makinesini almayı unutmuş. Ve arkadaşlar şöyle bir detay vermek istiyorum. Benim daha önce hesap makinemi almayı unuttuğum sınavlar oldu. Ve hesap makinemi unuttuğum için ve hesap makinesi alışverişi yasak olduğu için işlemleri ya çözemedim, öyle hesaplanmamış halde bıraktım. Çünkü mesela kosinüs 26 diyor. Onu bilmiyorsunuz ve işlemin devamı gelmiyor. Hani o tarz şeyler. Ya olduğu gibi bıraktım ya da kendi kafamdan bir şekilde çözmeye çalıştım. Yani hesap makinem yoksa yokluğumla orada durdum yani. Çünkü yapabileceğim bir şey yok. Alışveriş yasak. Bu arada sınavda konuşmak da yasak olduğu için arkadaşımıza ya da herhangi biriyle. O yüzden el kaldırıp sınav gözetmenine dedim ki, arkadaşıma hesap makinemi verme şansım var mı? Verebilir miyim? O da dedi ki, şu an verme. Hoca gelsin sınıfa, ona soralım. Ver derse verirsin. Harika. Benim için hiçbir şekilde sorun yok. Ben sorumu çözmeye devam ediyorum. O sırada aradan tabii ki biraz zaman geçti. Hoca içeri geldi. Ve asistan orada hesap makinesi alışverişinin yapılıp yapılamayacağını sordu. Bu arada hoca yabancı. Ve hoca hayır dedi. Tamam o zaman ben de veremeyeceğimi kabullendim. Ve hani sorumu devam ediyorum. Çözmeye devam ediyorum. Herkes devam ediyor. Hoca sorunuz var mı diye bize böyle sordu. Daha sonra çıktı. Aradan biraz daha zaman geçtikten sonra. Bu arada biraz daha dediğim 5 dakika falan geçiyor. Çok bir zaman geçmiyor. Hoca tekrar içeri geldi ve dedi ki, 5. soruyla ilgili bir maddeyi değiştireceğiz. O yüzden değişikliği tahtaya yazıyorum ve tahtaya yazdı sorunun yeni hali. Ve ben bu sırada tabii başka bir soruyu çözüyorum. Ama tahtadaki, yani hocayı dinlemek zorunda değilim o an. Çünkü tahtaya zaten yazıyor. Hani kendi sorumu çözmeye, hesaplamalarımı yapmaya devam ediyorum. Ve o sırada sınav gözetmeni böyle yanıma geldi. Burada böyle ayakta dikiliyor hani. Ben de kafamı kaldırdım. Evet hani bir şey mi oluyor modundayım. Ve gözetmenin bana söylediği şey, arkamda hesap makinemi isteyen çocuğu değil başka bir çocuğu işaret ederek diyor ki, hesap makineni alabilir miyim? O öğrenciye vereceğim. Ve ben böyle bir şaşırdım hani, birincisi hoca hesap makinesi alışverişi yok dedi, var deseydi ben zaten arkada önceden isteyen arkadaşıma verecektim. İkincisi şu an bir işlemin ortasındayım, çok kritik bir yer ve hesap makinemde öyle bir yerdeyim ki orayı kaçırdığım anda yani işlem mahvolacak, oraya zar zor geldim, kafamdaki her şey mahvolacak. Yani hesap makinemi vermek için hiç ama hiç asla uygun bir zamanda değilim, yani en uygunsuz zamandayım. Ama orada hiç hesap makinesi olmayan biri var ve onu zor duruma sokamam yani hayır diyerek, hani ya da şey diyemem yani 2 dakika bekleyin işlemi yapayım, çünkü o an hoca zaten konuşuyor ve sınav gözetmeninde o fırsattan yararlanarak illegal bir şekilde hesap makinemi arkadaki çocuğa vermek istiyor. Yani anlamadım. Orayı gerçekten anlamadım neler oldu. Ve daha sonra ben de tamam alabilirsiniz dedim. Ama bu sırada işlemlerim tabii ki duruyordu ve tabii ki onu silmeye basmak zorunda kaldım. Kadın hesap makinemi öğrenciye verdi. Hoca anlatacağını anlattı. Böyle uzun uzun aradan böyle bir 10 dakika, yani 10 dakika demek istemiyorum, tamam abartmak istemiyorum ama böyle bir 5 dakikaya yakın süre geçti ve artık yani ben işleme devam etmek istiyorum. Hani süre akıyor. Bir soruyu çözmek bile çok zorken o soruda iyi bir yere gelmek üzereyim, hatta gelmişim ve o sırada hesap makinem elimden gidiyor. Kafam zaten kapkarışık oluyor ve nasıl desem devam da edemiyorum çünkü bir hesap makinem yok devam edebilmek için. Hani çok zor bir durumda kaldım ve sınav gözetmenin en sonunda dedim ki, hani hesap makinemi ne zaman geri alabilirim? Yani bana tahmini bir süre verebilir misiniz? Psikolojimi ona göre ayarlayacağım. Gerçekten bu moddayım. Ve kadın, arkadaşlar bu noktada ipler kopuyor. Kadın hesap makinemi masaya fırlattı. Ama koymaktan bahsetmiyorum. Fırlattı böyle pat. Yani nasıl anlatsam? Böyle bir ses çıktı yani, o kadar fırlattı ki. Ve benden sonra böyle şok içindeyim hani. Bu arada çocuk işlemini çözmeye devam ediyordu. İşlemi çözen çocuğun elinden hesap makinesini hızlıca alıp masama tam fırlattı. Yani nasıl bir agresiflik, nasıl bir psikopatlık, yani ne yapmaya çalışıyorsun? Ve benden sonra fırlatmak zorunda değildiniz. Kibarca masaya koyabilirdiniz dedim. Ve arkadaşlar kadın bana gayet şu modda, istediğimi yaparım. Alt tarafı hesap makineni aldım. Bu tarz şeyler söylüyor. Yani alt tarafı hesap makineni mi aldın? Evet, alt tarafı çok zor bir soruyu çözmemi mahvettin ve alt tarafı kafamı karıştırdın. Alt tarafı beni 100 saat beklettin. Alt tarafı o çocuk da işlemine devam edemedi. Hani benim orada tek demek istediğim, tahmini bir süre verin. Çünkü yani böyle hani şöyle çocuğa bakarak beklemek istemiyorum. Ya da yani bu şekilde beklemek istemiyorum. Hani 3 dakika sonra desin başka bir soruyu çözmeye geçeyim. 3 dakika sonra kendi soruma geri döneyim. Hani benim tek istediğim tahmini bir süre. Neyse kadın böyle saçmalamaya devam ediyor. Ve kadın istediğimi yaparım. Bunu bağırarak söylüyor zaten. Yani sınav esnasında bir gözetmenin yapması gereken şey sınıfta sessizliğe izin vermektir. Neden? Çünkü öğrenciler orada sınav alıyor. Ve bu kadın hala bağırarak benimle kavga etmeye çalışıyor. Yani ben o sırada zaten şoktum. Alt tarafı bir hesap makinesi, istediğimi yaparım bilmem. Yani nasıl desem, yani olayı çok farklı bir boyuta getiriyor. Ve ben daha sonra dedim ki hani sessiz olabilir misiniz? Çünkü şu an sınavımı çözmeye çalışıyorum. Hala neyi uzatıyorsunuz bilmiyorum. Hakkım olan sessizliği ve hakkım olan sükuneti istediğim için gayet savaştım arkadaşlar ve hiçbir şekilde pişman değilim. Hoca bir tuhaflık olduğunu sezip bu sırada yanımıza geliyor, tamam mı? Ve burası o kadar itici ve o kadar sinirli bir bölücük ki. Asistan hocanın yanına girip aynen şöyle yapıyor böyle gülerek. Teenagers. Hani
ergenler. Hani ben ergenim, sessizlik istediğim için, evet sınıfta sessizlik istediğim için, hesap makinemi masaya fırlatmasını hak etmediğim için ve bana bağırmasına katlanamadığım, böyle bir şey yapamayacağını söylediğim için ben ergen oluyorsam gerçekten yani çok teşekkürler, hani bana ödül falan verin çünkü bunu hak ediyorum, çünkü bunu istiyorum yani. Çünkü doğru olan bu arkadaşlar, yani hesap makinesini fırlatamazsınız, sınav esnasında öğrenciye bağıramazsınız ve öğrenci bağırmanızı istemediğini, sessiz olmanızı istediğini söylediğinizde ona istediğimi yaparım moduna giremezsiniz. Bu teenagers olayını söyledikten sonra ben kendi hocama bakıp diyorum ki hani bu bir şaka mı? Lütfen bana bunun bir şaka olduğunu söyleyin. Yani gerçekten hani bu bir şaka mı? Sizinle dalga geçmeye çalışıyor benim ergenliğimle. Ergenliğimin sebebi de hakkım aramam. En sonunda hoca böyle şoka girdi. Bu arada hoca aşırı iyi bir hoca. Ya böyle çok düzgün bir insan, çok düzgün bir adam. O kadın neyse hoca tam tersi. Yani o derece harika bir adam. Ve adam sınav gözetmeninin tavrından resmen utandı. Şoka girdi. Ve gözetmene bakıp aynen böyle diyor ki öğrencilere böyle davranamazsın. Öğrencilere böyle şeyler söylememelisin. Sınav gözetmeni hala tuhaf bir şekilde gülmeye devam ediyor. Ve ben yani gerçekten şoktayım. O anda arkadaşlar nasıl desem, ben kalemi tutamıyorum. Ellerim falan titriyor yani ciddi anlamda. Çünkü hani bu normal bir şey değil yaşadığım şeyler. Hiç normal bir şey değil. Bir sınav gözetmeni asla yapmaması gereken şeyler yapıyor ve devamı da var. Ve yani bu normal bir şeymiş gibi üstü kapatılmaya çalışıyor. Yani bu çok saçma. Üstü kapatılmaya çalışmıyor ama kadın yaptığı saçmalığın farkında değil. Ve hoca aşırı kibar biri olduğu için orada sert bir tavır sergilemiyor ama o da şokta. Veya gözlerindeki şoku gördüm arkadaşlar kadına olan. Daha sonra kadın yerine geçti. Hepimiz burada oturuyoruz, o bu tarafta önde ve bize böyle bakıyor ve hala gülümseyerek böyle haha böyle bir şeyler söylüyor. Tabii ya susmuyor arkadaşlar. Bir sınav esnasında tek istediğim, yüzüncü kez söylüyorum, sessizlik ve kadın susmuyor. Ve ben en sonunda lütfen lütfen sessiz olabilir misiniz? Hala niye uzatıyoruz? Sınav sorumu çözmeye çalışıyorum dedim. Ve bu sırada sınıftakiler de şokta. Ve daha sonra kadın ne dese beğenirsiniz arkadaşlar. Bana diyor ki eğer rahatsızsan sınavdan çıkabilirsin. Ve bunu Türkçe söylüyor, İngilizce söylemiyor. Çünkü açıklıyorum hemen. Bir öğrencinin sınavdan kopya çekmediği sürece ilk 30 dakika bitmeden çıkması yasak. Ben istesem de 29. dakikada mesela çıkamam. 30 dakika geçmek zorunda. Ve 30 dakika hiçbir şekilde geçmemişti. Yani sınıftan çıkmam yasal olarak zaten imkansız. Zaten böyle bir şey yapamam yani, imkanı yok. İngilizce söyleseydi hoca buna laf edecekti. Bunu biliyor. Bunu da Türkçe söylüyor. Ve ben en sonunda dedim ki hani İngilizce bir şekilde ben onun gitmesini istiyorum. Belki hoca onun beni atmaya çalıştığını anlamıştır. Belki o kadar Türkçesi vardır diye bunu iyice söyledim desteklemek için. Çünkü hani ben neden sınıftan çıkayım? Ses yapan sensin. Sınav düzenini sağlayamayan sensin. Ki sınav düzenini sağlamak senin tek görevin. Gerçekten tek görevi bu. Sınav gözetmenin tek görevi bu yani. Ben hayır, ben onun çıkmasını istiyorum dedikten sonra ciddi anlamda bir sessizlik oldu ve çok sevindim bu sessizliğe. Teşekkürler. Sonunda istediğim sessizlik. Ve sorularımı çözmeye devam etmeye başladım. Arkadaşlar burada bitti mi sanıyorsunuz? Tabii ki burada bitmedi. Daha sonra kadının yaptığı tuhaf hareketlerden birkaç örnek daha vereceğim. Sınav bu arada 3 saatlikti. Onu söylemedim. Sınav 3 saatlik. Sınav yerine girmeden önce hocayla konuştuk. Hoca dedi ki ders saatimiz zaten normalde 3 saat. Sınav da 3 saat olacak. Ders saatimiz kadar süreniz var. Hiçbir şekilde korkmayın. Bu gözetmen sınıfa girdiği anda bize aynen şöyle söylüyor. Sınav 110 dakika. Arkadaşlar 110 dakika olmasının imkanı yok. Sınav gayet 180 dakika. 70 dakikamız orada çöpe attı. Sınav 110 dakika. Ama belki artarsa haberiniz olur. Yani nasıl desem, bizim haberimiz zaten var. Hoca bize birebir sınavın 3 saat olduğunu söyledi. Sınav süresini de azaltmaya çalışıyor. Ve daha sonra sınav süresinin 2 saatte çıktığını söyledi. Yani 120 dakika. Hala bir 60 dakikamız çöpte. Kadın ısrarla bir sınav gözetmeninin yapmaması gerektiği gibi bize yanlış sınav bilgileri, sınav süresiyle ilgili yanlış bilgiler vermeye devam ediyor. Bu da bambaşka bir şey. Biz yine soruları çözmeye devam ederken daha sonra hoca bir ara sınıfa içeri girdi ve böyle gözetmenin yanında oturdu. Çünkü bir sorumuz olursa, herhangi bir soruyla ilgili böyle bir problemimiz anlamakta ya da herhangi bir şeyde hocaya sorabiliriz. O yüzden hoca düzenli aralıklarla sınıfa giriyor. Bu sınav gözetmeni fısıltı ses tonuyla hocaya bir şeyler anlatmaya başlıyor. Yani ne anlattığını gerçekten duymuyorum ama fısıldadığını çok net duyabiliyorum. Yani alçak sesle konuşuyor, fısıldayarak duymadığımızı sanıyor ama her şekilde duyabiliyoruz. Yani sürekli ses yapmaya son noktada devam ediyor. Ve hoca ona hiçbir şekilde cevap vermiyor. Sadece kadının cümlelerinin bitmesini bekliyor. Çünkü hoca da bu durumdan çok rahatsız. Yani hocanın ne kadar rahatsız olduğunu galiba en iyi ben biliyorum yani orada. Ve sınıftaki diğer insanlar da hiç kimse, ben zaten orada da biraz sinir oldum. Yani bir kişi bile mesela sessiz olabilir misiniz demiyor. Ve ben o noktadan sonra daha fazla sesimi çıkartmak istemediğim için, çünkü yeterince problem yaşadım ve ek problem yaşamak istemediğim için hiçbir şey söylemiyorum. Neyse, bunlar fısıldaşmaya devam ediyor. Ben bir soruya konsantre olabilmek için tüm gücümü sarf ediyorum ama tabii ki elimden ne kadar gelebilir, biraz oluyor biraz olmuyor, her neyse. En sonunda bu fısıltı olayının çözülmeyeceğini kabullendim ve normal sorularımı çözmeye odaklanmaya devam ettim. Sınav kağıdını teslim etmek
girmek isteyen herkes çıkıyor. Ve o sırada arkadaşlar normalde ne olur? Öğrenci, bunu ben de yaşadım. Sınavım bitti değil mi? Sınav kağıdımı teslim ediyorum. Çıkıyorum, kapıyı kapatıyorum. Öğrenciler sınav kağıtlarını teslim ediyorlar, kapıyı kapatıyorlar. Ama biri kapıyı kapatmayı unutuyor çıkanlardan. Ve kapı sonuna kadar açık. Bu sırada okulda diğer öğrenciler merdivenlerden aşağı iniyorlar, gülüşüyorlar, kahkahalar, sesler bilmem ne. Kapı sonuna kadar açık ve bu sınav gözetmeni. Yine tabii ki kapıyı sıcak kapatıyorum arkadaşlar. Tabii ki kapatmıyor. Kapı sonuna kadar açık. Dışarıdan ses gelmesi. Bizim sınava odaklanamamız galiba ona zevk veriyor ve her zaman oldu. Yani ben bu sonuca vardım çünkü. Hani çünkü tek yaptığı ses çıkarmak ve ses çıkaran insanlara katkı sağlamak, hesap makinesi yani... Arkadaşlar sonuç olarak yani son dakikalarımı da dışarıdaki insanların çığlık, eğlence ve sohbet sesleriyle çözmeye çalıştım sınavda ve bu aşırı, aşırı, aşırı önemli bir sınavdı benim için. Ve ben daha sonra sınav kağıdımı teslim ettim ve o sırada arkadaşlar hala şu kafamda yani bir sınav gözetmeni nasıl yapması gereken her şeyi yapmaz. Nasıl her şeyin tam tersini yapar? Nasıl bu kadar zıt olabilir? Yani işinden bu kadar nefret ediyorsan yapma hani. Bir sürü sınav gözetmeni olabilecek insan var ve bize bu acıları çektirmeyecek, sessizliği koruyabilecek, öğrencilere hesap makinesi fırlatmayacak, öğrencilerle teenagers moduna girmeyecek bir sürü gönüllü sınav asistanı bence bulabiliriz. Ve sonunda ben tabii ki bu duruma sessiz kalmadım. Yukarıya çıktım ve öğrenci işleriyle alakalı bir bölüme bu olayları anlattım. Sınav günü direkt. Ve anlatırken böyle o kadar sinirim bozulmuş ki yani böyle ağlıyordum. Hani ağlayarak anlatıyordum yani. Çünkü arkadaşlar bu kişi benim sınavımın iğrenç geçmesine sebep oldu bu bir. Çünkü sürekli konsantrasyonumu bozacak şeyler yapıyordu. İkincisi bu kişi bence bir daha ne benim ne de başka birinin sınav gözetmeni olmalı. Çünkü bizim sınavlarımızı sınav gözetmenimiz yüzünden sınavlarımızın mahvolmaya hakkı yok. Ders çalışmadığım için mahvolsun sınavım ya da başka bir şey yüzünden mahvolsun. Ama sınav gözetmeni yüzünden bir öğrencinin sınavı berbat geçmemeli. Her olayı detaylıca anlattım ama sınav çıkışında saat çok geçti ve çok 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 gerekli yetkili kişiler o sırada okulda olmuyor. O yüzden bana yardımcı olan kişi daha sonra gelmemi söyledi ve ben dün gittim tekrar olayın çözülmesi için. Bu sefer de yine konuşmam gereken kişi o gün okula hiç uğramamış, hiç uğramadığı için yine konuşamadım. Ve bugün arkadaşlar bu videoyu da çektikten sonra okula şimdi gideceğim. Ve olayı yine detaylı bir şekilde anlatacağım, dilekçe vereceğim. Bu sorunun çözülmesi için gerçekten elimden gelen her şeyi yapacağım. Böyle saçma olaylarda yine sessiz kalmayın. Ya ben her videomda galiba en çok bunu söylüyorum. Hani saçma olaylara sessiz kalmayın. Çünkü o kadar çok saçma şey oluyor ki ve bunları biz mi bitireceğiz? Evet biz bitireceğiz arkadaşlar. Biz de sessiz kalırsak ne olacak? Şimdi ben bunu söylemeseydim sınıftaki diğer kişiler de sessiz kalsaydı. O zaman ne olacaktı? Yani bu kişi diğer kişilerin sınavlarını mahvetmeye devam edebilecek mi özgürce? Bir saçmalıkla karşı karşıya kaldıysanız rica ediyorum peşini bırakmayın. Sadece doğru olan için savaşın. Sizin böyle yaşadığınız tuhaf bir anı var mı böyle sınav esnasında sınavla ilgili ya da okulla ilgili herhangi bir şey aşağıya yazın. Sizin anılarınızı da okumayı gerçekten çok seviyorum. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Gerçekten çok şanslı hissediyorum kendimi böyle. İstediğim şeyleri anlatabileceğim bir yere sahibim ve sizle iletişim halinde olmayı gerçekten gerçekten çok 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 seviyorum. Bana sosyal medya hesaplarımdan yazmayı istediğiniz zaman ve beğendiyseniz beğene basmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum tekrar ve bu arada bu sınav gözetmeniyle ilgili diğer haberleri diyeyim. Büyük ihtimalle Twitter'dan bulabilirsiniz. Kesinlikle paylaşıyor olacağım size. Olayın nasıl ilerlediğini söylüyor olacağım. Sizi tekrar ve tekrar aşırı seviyorum. Bunu söylemek istiyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.